Yolculuk denilince akla genelde uçaklar gelir. Bazen de karayolları. Bütün bunlar bizi gitmek istediğimiz yere ulaştırır. Ama ben bugün farklı bir yol denemek istiyorum. Sadece gideceğim noktaya odaklanmayan, geçtiğim şehirleri, dağları, ovaları da bana hissettirecek bir yol. Tren yolu. Ulaştırma Bakanlığı'nın desteğiyle Türkiye'yi bir uçtan bir uca trenle geziyorum. Bir yolculuk hikayesi başlıyor. Siirt'ten Edirne'ye, Samsun'dan Adana'ya, Isparta'dan Malatya'ya, Türkiye'nin pek çok noktasına trenle ulaşmak mümkün. Üstelik İstanbul'dan Karaman'a, Ankara üzerinden Sivas'a kadar da yüksek hızlı tren hattı var. Bizim yolculuğumuz ise Türkiye'nin en çok bilinen hattı olan Doğu Ekspresi ile başlıyor. Merhabalar. Gördüğünüz gibi ayağımda botlar var. Sonra böyle uzun böyle kulak... Adını bilmediğim şeyden var. Kulakları falan kapatıyor. Nereye gidiyorum biliyor musunuz? Trene binip... Ta-ta! Doğu Ekspresi ile Kars'a gidiyorum. Evet. Kars'a gidiyorum. Size oraları anlatacağım. Yoldaki deneyimlerimi anlatacağım. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Doğu Ekspresi ile Kars'a gidiyorum. İyi izleyin. Biz sizi çok seviyoruz. Sağ olun. Bir yolculuk hikayesi başlıyor. Hadi. Ankara garından büyük heyecanla Doğu Ekspresi'ne, turistik Doğu Ekspresi'ne bindik. Yani binerken yerimde duramıyordum. Oraya buraya koşturuyordum. Gar müdürüne sarıldık, vedalaştık. Kars'a doğru şimdi gidiyoruz. Gelir gelmez zaten eşofman altımızı giydik. Terliklerimizi giydik. Rahat bir duruma geçtik. Bu kabin değil. Ranzalı, bu açılıyor. Bu da açılıyor, yatak oluyor. Böyle indiğinde yatak oluyor. Buzdolabı da var. Yani size sadece... Rahat olup yolun keyfini çıkarmak kalıyor. İnanılmaz manzaralardan geçiyorsunuz. Şu anda şurası herhalde askeri bir birlik. Burada bir yine Devlet Demiryolları'nın travers stoğu var. İşte burada TMO'nun buğday herhalde depoları var. Ya her dakikasında başka bir şey görüyorsunuz. Bir anda doğaya karışıyorsunuz, bir anda nehre karışıyorsunuz, bir anda şehrin içine giriyorsunuz. O yüzden de çok eğlenceli, tavsiye edebileceğimiz güzel bir enerjisi olan bir şey. Şu anda geldiğimiz yer Kırıkkale. Kırıkkale'ye geldik. Burada kısa bir süreliğine yaklaşık 2-3 dakikalık duracağız. Çünkü neden Doğu Ekspresi ile, turistik Doğu Ekspresi ile duruyoruz? Bizim gibi herkes Ankara'dan binip Kars'a gitmek zorunda değil. Yolda da Kayseri'den de, işte Kırıkkale'den de bu yolculuğa eşlik edenler oluyor. Thank you.
Erzincan İliç'teyiz. Bu da turistik Doğu Ekspresi ama Kars'tan Ankara'ya gidiyor. Bu manzaranın keyfini çıkarırken de böyle misler gibi menemen yiyebiliyorsunuz. Menemen soğanlı mı olur? Şu manzaraya karşı şu menemenden yenmez mi ya? Doğu Ekspresimiz Erzincan'a geldi. Erzincan'da şimdi 3 saatimiz var. 3 saat boyunca ne yapabilirsek onu yapacağız. Sonrasında tekrardan trene binip Kars'a devam edeceğiz. Girlevik Şelalesi, güzel bir şelale. 30 metreden dökülüyor. Yaklaşık 40 tane kolun birleştiği ve aktığı bu şelale tren garına biraz mesafesi var. Yani 25 dakika arabayla gidiliyor. Yani 25 dakikayla gelirseniz buraya bu güzelliğin tadını çıkarabilirsiniz. Dağda gördüğünüz beyazlıklar da donmuş sular. Çok güzel bir sisi var. Çok güzel bir duruşu var bu şelalenin. Girlevik Şelalesi Erzincan'da. Ercan abi, Erzincan'ın neden tulumu meşhur? Tulumu meşhur olmasının sebebi tamamen doğal olması, içine kesinlikle kimyasal bir katkı katılmaması, artı yöredeki ot bitkisinin özelliklerinden dolayı, ondan dolayı çok meşhurluğu ondan geliyor. Süt kıymetli, süt tabii güzel. Süt kıymetli, ottan dolayı, yayladan dolayı. Burada bir deriden olan tulum deri var. Deri biraz daha kuru olur, rütubetini aldığı için biraz daha diğer bidona göre daha lezzetli olur. Allah Allah. Bu daha rütübeti az olduğu için, rütübet içinde olmadığı için, bu daha kuru olduğu için daha lezzetli oluyor. Çok güzelmiş. Çok lezzetli. Evet. Ama yok bu. Benim evet. İçindeki. Çok güzel olur tulum peyniri. Aa, ne buldum? Hamam tası. Hamam tasını da bulduk. Çok güzel. Bak. Kebapları falan veriyorlar böyle, kebapları bunda sunuyorlar. Bakır. Babacık bak, sana güzelliğe bakar mısın? Ya? Güzelliğe bak. Bunu... Ya bunu bunda yemek yenmez ki, bunu koy büfeye sakla yani bunu. Çok güzel bir şey. Hiç bakıra karşı bir duygum yoktu şu ana kadar. Ama bu andan itibaren bakırı sevmeye başladım. Erzincan'a geldik, dediler ki Erzincan'ın dönerini yemeden gidemezsiniz diye. Biz de dürüm yaptırdık. Yolda acelemiz var neticede. Her şeyi 3 saate sığdırarak devam edeceğiz. Nereye? Doğu Ekspresi'ne. Erzincan Garı'na geri döndük. Tam 3 saatlik bir mola verdik burada. Doğu Ekspresi ile, turistik Doğu Ekspresi ile Kars'a giderken 3 saatlik. Bu zamanda neler yapabilirsek onları sizlere göstermeye çalıştık efendim. Peyniri, döneri. Bak, peyniri çok güzeldi, döneri de çok güzeldi. Şelaleye gittik, yollarını gördük ama genel anlamda biz Erzincan'ı 3 saatte de olsa çok sevdik. Bundan sonraki durakta görüşmek üzere. Şimdi turistik Doğu Ekspresimize geri dönüyoruz efendim. Buyurun.
gördüğüm kadarıyla söyleyebilirim. Buraya geldiğinizde restorana oturduğunuzda restoranda bir tarafta yemekler yeniyor, bir tarafta sohbet, bir tarafta çaylar, kahveler içilirken biri cebinden bisküvi çıkarıyor, ötekini uzatıyor. Öteki cebinden çikolata çıkarıyor, onun çocuğuna veriyor. Böyle bir aile ortamı var. Hep böyle bir merak, hep böyle bir merak. Neler oluyor orada, neler oluyor? Çok severiz bu işleri. Ondan sonra bu acaba ne taşıyor? Orada niye direk var? Buraya neden şey koymuş? Şurada bak bacalar var mesela. Neden bacalar var falan? Hep böyle yoruma açık ve trenle yolculuk zihni hep uyanık tutuyor. Gördüğünüz her kare geçip gidebiliyor. Çok iyi gözlemlemeniz lazım mutlaka. Bak mesela burada direkler, elektrikler burada. Bak yine bunlar ne taşıyor acaba bak. Öncelikle hoş geldin. Çok teşekkür ederim Harp Bey, sağolunuz. Bu arada ben rehberim, turist rehberiyim. Bu seyahati yani misafirlerle birlikte ben de hani iştirak ediyorum. O zaman başka şeyler de öğrenebiliriz senden. Harika. Şimdi bu insanlar Doğu Ekspresi'ni neden tercih ediyor? Yani bu açıkçası yani doğuya doğru gittikçe bir mistik havadan dolayı bunu merak ediyorlar. Bir de yani esas gençlerin sosyal medya kullanımı buna ön ayak oldu. Sosyal medyada çıkan bu furyanın daha çok merak ettirdiğini düşünüyorum. Çünkü ilk yıllarda Alp Bey yapıldığında bu kadar açıkçası şey değildi yani. Daha doğrusu Kars bu kadar ya da atıyorum bu topraklar bu kadar merak edilmiyordu yani. Gelen insanlar nasıl duygularla ayrılıyor bu turistik Doğu Ekspresi? Ya öncelikle yani burada tarih aralığı çok geniş ve benzemeyen bir tarih aralığına doğru kapı açıyor bu bölge. Bir Ermeni tarihiyle entegre olan burada daha önce Ermeni krallıklarının bıraktığı izler, Rusların bıraktığı izler, Osmanlı'nın, Safevi'nin yani birçok tarihin aslında çok girift olduğunu görüyorsunuz. Urartuların bıraktığı izler, keza bana doğru indiğinizde. Buradan gelip bunları görenler, şahit olanlar, bir daha gelirim diyor mu, geliyorlar mı? Yani hani burada sanki gizli bir taş var, üstüne bastığınızda tekrar tekrar gelmek istiyorsunuz gibi bir algısı vardı. Yani Bodrum'un vardır ya, suyundan içtin mi gidemezsin. Burada da taşına bastın mı geri döneceksin evet, yani. Bu da enteresan. Söyleyebiliriz öyle, evet. Yerler kayıyormuş, dikkat edeceğiz. Evet, turistik Doğu Ekspresi'nde şu anda ikinci durak Erzurum'dayız. Burada da 3 saat veriyorlar size. 3 saat boyunca ne yapabilirseniz yapın. Ama 3 saat sonra bu tren Kars'a doğru devam edecek. Bakalım biz 3 saat boyunca neler yapacağız. Gardan inip geldiğimiz ilk yer Erzurum Kongre Binası. Kapısında hemen Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli, çok güzel bir heykeli karşılıyor bizi. Kongrenin 3 esası nedir? Vatanın bütünlüğünü muhafaza ve müdafaa etmek. Birinci esas, ikinci esas milli istiklalin dokunulmazlığını ve tamlığını sağlamak. 3 Kuvay Milliye'yi amil ve irade-i milliye'yi hakim kılmaktır. Şimdi isterseniz içeri gidip Erzurum Kongre Binası'nı görelim. Erzurum Kongresi burada yapıldı. 6 şehirden gelen üst düzey insanlar burada oturup kararlar alındı. Bunların en önemlisi 2 taneydi. Vatan bir bütündür, parçalanamaz. Manda ve himaye kabul edilemez.
Mustafa Kemal Atatürk Erzurum Kongresi'nden sonra temsil heyetiyle birlikte Sivas'a gidecek. Önemli bir yolculuk onları bekliyor ama bu esnada ödenek bitiyor. Devam etmeleri için gereken rakam 1000 lira. O zamanın büyük parası tabii. Meclis üyeleri kendi aralarında topladıkları para ancak 100 lira. Geri kalan 900 lirayı emekli binbaşı Süleyman Hatunoğlu tahsis ediyor. Ama bir tek ricası var. Benim bu parayı verdiğimi hiç kimse bilmesin diyor. Mazhar Müfit Kansu, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün yaverinin kitabında da geçen "Biz Cumhuriyeti 1000 liraya kurduk" sözünün 900 lirasını veren beyefendi Süleyman Hatunoğlu'ymuş. Erzurum Saltuklulardan kalma Ulu Cami, İlhanlıların inşa ettiği Yakutiye Medresesi gibi son derece önemli tarihi yapılara ev sahipliği yapıyor. Ama bizi en çok etkileyen Selçuklu motifleri ve açık avlusuyla ön plana çıkan Erzurum'un simgesi kabul edilen çifte minareli medrese oluyor. Etkileyici eseri gördükten sonraki istikametimiz Erzurum'un meşhur cağ kebabı. Erzurum'a gelince ne yenir? Cağ kebap yenir. Biz de geldik, cağ kebabımızı yiyeceğiz. Tatari denen az pişmiş. Tatari diyorsun, o zaman az geliyor. Biz ondan istedik, ondan geldi. Bir de çatal kullanmak yasak böyle restoranlarda. Yani şey için var, salata için falan var. Böyle arasına koyup elinle tutup şöyle sıkı tutman lazım. Çektikten sonra, tamam mı? Bunu böyle sarmak usulüyle yiyorsunuz. Dur diyene kadar getiriyorlar. Olur da dur demezseniz pişman olursunuz. Doyduğunuzda dur demeyi unutmayın cağ kebabı için. Çok lezzetli. Erzurum'u 3 saat içerisinde gezdik. Neler yaptık? Öncelikle Erzurum Kongre Binası'na gittik. Keza bize orayı açanlara buradan çok teşekkür ederiz. Geç saat olmasına rağmen orada gene hizmetlerini devam ettirdiler. Ardından da tabii ki de medreseyi gezdik. Çifte Minare Medresesi'ni ve cağ kebabı denedik. Kusura bakmayın ama cağ kebabı başka bir şey yani. Başka bir lig. Çok beğeniyorum, çok seviyorum. Buralar soğuk, karlı. Doğu Ekspresi ile geldiğinizde buna hazır gelin. Bakın böyle şeyler. Ben bunu 10 senedir saklıyorum. İlk defa bugün giydim. O da enteresan bir duygu. Erzurum Garı. Şimdi bu gardan biniyoruz. Kars'a doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. Kars, son durak, turistik Doğu Ekspresi'nde. Kars'a geldik. Sonunda turistik Doğu Ekspresi ile Kars'a geldik. Geç saatte geldik. Şimdi hemen otele yatalım. Yarın sabah da güzel güzel günün keyfini, Kars'ın keyfini çıkaralım. Sizlerle de paylaşalım.
Mars, 1878-1918 yılları arasında Rusya tarafından işgal edilmiş. Bu 40 yıl süreçte Rusların inşa ettiği çok sayıda tarihi taş bina bugün restore edilerek kullanılmaya devam ediyor. Baltık mimarisine uygun tarzda inşa edilen yapılar şehre ayrı bir hava katıyor. Ancak Kars denilince akla mimarisinden önce peyniri geliyor. Bulunduğumuz yer askeri bir tabiye. 1734 yılında yapılmış. Ruslar burada, zamanında buraları işgal ettiklerinde Ruslar burada peynirlerini saklıyorlarmış. Ama şimdi gel gelelim ki dünyanın en büyük peynir müzesi olarak Kars'ta karşımıza çıkıyor. Eğer peynirin macerasını merak ediyorsanız Kars'ta peynir müzesine mutlaka gelin. Ya simental. Simental. Zavod. Küçük bu. Zavod küçük. Doğu Anadolu kırmızı. Budur. Aferin. Aferin kara kız. Gelmiyor mu? Ne vermiyor? Süt vermiyor sende ya. Bu kaçıncı? Gravyer peynir. Gravyer. Muhteşem bir peynir. Hakikaten de Kars'a gelindiğinde mutlaka tadılması gereken bir lezzet. Ben de şimdi teşekkür ederim dostum. Bu delikli peynirden sizler için tadıyorum. Eğer olur da ben bu peyniri yaparım derseniz yaptığınız andan itibaren 1,5 yıl beklemek zorundasınız yemek için. Çok zahmetli bir iş. Biz yedik, size de tavsiye ederiz. Kars'taki ikinci durağımız merkeze yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Sarıkamış. Sarıkamış, Rus işgalinden kalma bazı yapılara ev sahipliği yapıyor. Katerina'nın av köşkü, bir zamanlar Rusların demir yollarına hizmet etmesi için kurduğu cer atölyeleri bunların başlıcaları. Bugün Sarıkamış, Alplere benzeyen kar yapısıyla önemli bir kayak merkezine de dönüşmüş durumda. Ama bizim Sarıkamış'a gelme nedenimiz 1. Dünya Savaşı sırasında yaklaşık 60 bin Türk askerinin Allahu Ekber dağlarında donarak şehit olmasıyla neticelenen Sarıkamış Harekatı. Harekatın ve yitirilen binlerce canın izlerini Sarıkamış'ın çeşitli yerlerinde görmek mümkün. O günlerin unutulmaması için çok sayıda alanda Sarıkamış şehitleri anısına dikilmiş anıtlar bulunuyor. Sarıkamış merkezdeyiz. Çok soğuk bir hava. Kar yağmadığı zaman çok keskin bir soğuğu var. Kar yağdığında hava yumuşuyor. Bu kadar soğuk bir yerde yaşanan bu kadar olaylar karşısında, bu kadar şehit varken buralara kadar gelip de insan üşüyorum bile diyemiyor. Sonraki durağımız UNESCO'nun Dünya Mirası listesine girmiş olan Ani Harabeleri. Tarihi 5000 yıl öncesine dayanan Ani kenti 10. ve 11. yüzyıllar arasında bir Ermeni krallığına başkentlik yapmış. Bu nedenle kentte altın çağını yaşadığı bu döneme ait çok sayıda kilise kalıntısı bulunuyor. Aziz Gregory Kilisesi burası. Aslında Ani Harabelerinde birçok kilise var ama ayakta kalan ender kiliselerden bir tanesi. 2012 yılında da restorasyonu yapılmış. Şu anda da bütün turistlerin ilk ilgi odağı diyebiliriz. ...1045'te Bizans'ın aldığı kenti 1064 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan fethetmiş. Ani, Selçukluların Malazgirt Zaferi'nden önce Anadolu'da fethettiği ilk yer. Selçukluların Anadolu'daki ilk eserleri de bu tarihi kentte.
Arkamda gördüğünüz yer Menüçer Camii. Sultan Alparslan Ani kentini aldıktan sonra Menüçer Bey'e burayı bırakıyor. O da geldiği gibi ilk iş olarak bu camiyi yaptırtıyor. Malazgirt Savaşı sırasında bu caminin inşası bitiyor. Tarih boyunca sürekli el değiştiren şehir yaklaşık 500 yıl önce tamamen terk edilmiş. Belki de bu nedenle artık harabeye dönüşmüş Ani'nin kalıntıları arasında dolaşmak insana farklı duygular hissettiriyor. Çok güzel. Muhteşem. Kars merkeze döndük ve acıktık. Menümüzde elbette Kars kazı var. Finalde Kars mutfağıyla da buluştuk Özge Hanım'la beraberiz. Özge Hanım, çorbamız ne çorbası? Çorbamız evelik çorbası. Evelik. Evet, evelik otu Mayıs'la Haziran 15'ine kadar topladığımız bir bitki. Mesela kışın hasta olduğumuzda babaannelerimiz, anneannelerimiz bu çorbadan mutlaka yapar, bize içirirlerdi. Anneanneler... Hı. Ne kadar güzel insanlar değil mi ya? Yani böyle şeyleri nereden buluyorsunuz, evet, icat ediyorsunuz? Küçükken anlamıyoruz ama yıl geçtikçe biz de onların tecrübeleriyle... Muhteşem bir tat, muhteşem bir lezzet. Gelelim başrol oyuncumuza. Evet, Kars kazı. Kars kazının, efendime söyleyeyim, Marmaris kazından ya da Zonguldak kazından farkı nedir? Kars kazının diğer kazlardan ayıran özellik kesildikten sonraki işlemleri. Biz kazı kestikten sonra hemen tencereye koymayız. Hı hı. Yani bir tavuk gibi, hindi gibi hemen işlem görmez. Kaz kesildikten sonra yıkanıyor. Yıkandıktan sonra bir gün baskıda kalıyor. Kanı, suyu falan aktıktan sonra tuzlanıyor. Tuzda bir iki gün kalıyor. Sonra soğuk havada mutlaka ayaz görmesi lazım. 3 gün mü? 3 gün, 5 gün, 10 gün kazına göre değişiyor. Mesela bir etin rengine bakar mısınız? Bir beyaz et değil. Eyvallah. Bir tavuk gibi, bir hindi gibi değil. Hani beğenmek ne kelime? İlk defa tecrübe ettiğim Kars kazı, önünde saygıyla eğiliyorum. Kars'a kadar gelmişken çöldeki bir vaha olarak nitelendirilen Selim istasyonuna uğruyoruz. Devlet Demiryolları Selim İstasyonu 1969 yılında Devlet Demiryolları Doğu Anadolu'da fazla kar yağışını rayları etkilemesin diye bir projeye başlatıyor. Bu proje ağaçlandırma projesi. O zamandan günümüze kadar sürekli fide dikiliyor ve devasa ağaçlar oluyor bu bölgelerde. Bu ağaçlar kışın karda istasyonun karla kaplanmasını engelliyor, sağlıklı çalışmasını sağlıyor. Yazında civardaki köylere mesire yer olarak karşımıza çıkıyor. Çok enteresan hikaye Selim'de ve Benli Ahmet'te. İki yerde yemyeşil. Kars'ın en ilgi çeken yerlerinden biri ise her yıl üzeri tamamen donan Çıldır Gölü. Kars'a geldik trenimizle, sonrasında da Çıldır Gölü'ne geldik. Çıldır 123 kilometre karelik bir alana sahip Çıldır Gölü. Fakat gölün üzerindeyiz. Nasıl gölün üzerindeyiz? Çünkü göl buz tutmuş. Aynı şu anda bizim olduğumuz gibi. Biz de buz tuttuk. Daha da tutacağız gibi gözüküyor. Şu anda bir gölün, dev gibi bir gölün üzerinde böyle gezmek çok enteresan. Şimdi atlara biniyoruz. At arabalarıyla balığa gidiyoruz. Balıkta da eski Moğol usulü balık avlayacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Biz donduk ama hazırız. Hadi gidelim. Ya seni tanıyalım. Senin hayatın belgesel olmuş öyle mi ya? Evet Alp abi, Çıldır Gölü üzerinde hayatım belgesel oldu. Tanınan kızakçı Dural Daşdemir ben. İşte buraya gelen misafirlerimizle böyle güzel batlı kızak gezintisi yapıyoruz. Balık tutacağımız alana geldik. Hayatımda bir ilki yaşıyorum. Bunu da sizlerle paylaştığım için inanılmaz mutluyum. Her gün tuttuğumuz balık bir de senin şansına hiç çıkmaz Alp abi. Mümkün değil, mümkün değil. Ya. Bak. Hah geldi. Bravo. Vallahi geldi. Aa bitti, balık da geldi.
Kars, Çıldır Gölü muhteşem deneyim. Evet, çok merak edilen turistik Doğu Ekspresi'ne bindik ve Ankara'dan Kars'a kadar yolculuk yaptık. İnanılmaz merak ediyordum. Çok fazla soru işareti vardı kafamda. İlk durağımız Erzincan'dı. Erzincan'da yaklaşık 3 saatimiz vardı. 3 saat boyunca aklımda ne kaldı derseniz bu yolculukta? 3 saat boyunca aklımda muhteşem bir tulum peyniri kaldı. Isırmacacım. Ardından da Erzurum'a geldik. Erzurum'da kongre binası karşıladı bizi. Kongre binasının yanı sıra cağ kebabı ve geceliğin, tamam oynayacağım seninle, geceliğin akıllara durgunluk veren görüntüsüyle çifte minareli medrese aklımızda kaldı. Son olarak Kars'a geldik ve açıkça söylemek gerekirse beklediğimin çok çok üstünde bir Kars karşıma çıktı. Yani bu Doğu Ekspresi'nde sona geldiğimiz Kars bizi şoka soktu diyebilirim. Ani harabeleri, inanılmaz 5000 yıllık geçmişiyle, 100 bin kişilik hayatıyla Ani harabeleri. Oradan Sarıkamış duygulandık, tabii ki de şehitlerimize üzüldük. Ardından Çıldır Gölü, Çıldır Gölü'nde atlarla muhteşem bir kızak ve benim hayatım boyunca en çok istediğim şey Çıldır Gölü'nde balık tutmaktı. Sağ olsun oradaki arkadaşlar da bunu sağladı. İnanılmaz bir Kars'la karşılaştık. Muhteşem günler geçirdik. İnanılmaz hikayeler biriktirdik. Şimdilik Doğu Ekspresi'ni bitirdik. Ama bir sonraki istasyonumuz neresi olacak? Önümüzdeki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gel bakalım. Gel. Gel hadi gel. Gel, trene gidelim.